Ters Aynadan hepinize merhaba. Bu hafta Yargıtay AYM krizini konuşacağız. Avukat Gizay Dulkadir bizimle birlikte AYM üyelerine Yargıtay'ın başlattığı bir suç duyurusu vardı biliyorsunuz. Can Atalay hakkında ihlal kararı verdiği için Anayasa Mahkemesi. Ardından Yargıtay'dan tekrar bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım açıklamalarda bulundu. Hepsinin üzerinden tek tek geçeceğiz ama ana sorumuz AYM üyelerine, üyeleri hakkında başlatılan bu suç duyurusunun sonucu ne olur? Nereye evrilir bu konu? Erdoğan hakemlik mi yapmak istiyor gerçekten? Ve tabii ki İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de geç gelen bir takım açıklamaları oldu ama önemliydi. Orada bazı püf noktalar vardı, bazı soru işaretlerinin karşılığı olabilecek açıklamalar vardı. Hepsinin üzerinden geçeceğiz. Avukat Gizay Dulkadir ile birlikte. Gizay hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Canan. Merhaba, şimdi dilersen en baştan başlayalım. Türkiye İş Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hukuksuz bir şekilde cezaevinde ve bununla ilgili Anayasa Mahkemesi de bir hak ihlali vardır, bir hak ihlali yapılmıştır kararı verdi ve ardından Yargıtay suç duyurusunda bulundu bu kararı veren AYM üyeleri hakkında. İlk olarak o suç duyurusu kararıyla başlayalım, ardından aşama aşama gidelim. Şöyle sevgili Canan, bu yaşanan süreci bir hukuki değerlendirme yapmak oldukça zor. Bütün bu yaşananlar aslında bir hukuk garabeti. Yargıtay'dan önceki aşamayı ele alalım. Anayasa Mahkemesi aslında bir hak ihlali kararı verdi ve Can Atalay'ın tahliyesine ilişkin işlemlerin yapılması, yargılamanın durdurulması için dosyayı aslında normal olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yani Can Atalay'ın yargılandığı esas mahkemeye, yerel mahkemeye gönderdi. İlk başta zaten onların bu tahliye işlemini gerçekleştirmesi. Evet. Aslında orada başladı mesele. Doğru bir hatırlatma. Evet. Biliyorsun işte günlerce karar vermediler. Hakim işte bir türlü başkan da... Tarih bir sehven, tarih atıldı orada falan değil mi? Aynen, başkan adliyeye gitmedi. İşte milletvekilleri, hukukçu meslektaşlarımız, İstanbul'un meslektaşlarımız özellikle işte adliye kapılarına dayandılar. Bir an evvel bu kararın verilebilmesi için vesaire. Ve son tahlilde onlar dosyayı Yargıtay'a göndermek gibi garabet bir iş yaptılar aslında. Şimdi biz o aşamada aslında Yargıtay'ın hani bu bizim yetkimizde değil, bunu yerel mahkemenin bakması gerekiyor ki cevap vermesini bekliyorduk ki Yargıtay kararını verince aslında anladık ki bunlar bir danışıkla dövüş. Çünkü Yargıtay'ın vermiş olduğu karar zaten başlı başına bir hukuk garabeti, karardaki her şey bir hukuk garabeti, bu karara işte uyulmayacağını söylemesi, suç duyurusunda bulunması, biz tehdit ediliyoruz falan demesi, Yargıtay Ceza Dairesi'nin karar baştan sona bir hukuk garabeti. Burada şöyle enteresan bir şey de var. Yargıtay 3 Ceza Dairesi aslında anayasal suçlara, anayasal düzene karşı işlenen suçlara bakmakla yükümlü olan, bu konuda uzmanlaşmış olan Yargıtay Ceza Dairesi. Yani kimin terörist olup olmadığına, kimin anayasayı ihlal edip etmediğine onlar karar veriyorlar son tahlilde ve geldiğimiz aşamada kendileri anayasayı bayağı ihlal ettiler. Uzun uzun da yazmışlar ama bu açıkça bir anayasa ihlalidir. Netice itibariyle siz anayasa kararı beğenseniz de beğenmeseniz de o karara uymakla yükümlüsünüz. Anayasa mahkemesi. Şimdi anayasa orada bir ek yapayım. Ek yapayım. Yargıtay'ın o skandal uzun kararının ardından çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hemen haberi almış. O da böyle uzun bir paylaşım yapmış ve o kadar benziyor ki Yargıtay'ın açıklamasıyla çok benzer ifadeler kullanmış. Hatta denildi ki Mehmet Uçum mu acaba yazmış bu kararı denildi. Kendisi sonra inkar etti, ben yazmadım dedi. Ama özellikle de o birazdan onu özellikle açacağım. Milli yargı tanımı üzerinde çok bastırdığını görüyoruz.
Dolayısıyla çok acayip bir durum var karşımızda. Ona da değinmek istersen bu konuyla ilgili fikrini de almak isterim ama devamında şunu tabii ağırlıklı olarak konuşmamız lazım. Şimdi suç duyurusunda bulundu Yargıtay ama AYM üyelerine soruşturma açılabiliyor mu? Şimdi benim bildiğim kadarıyla AYM kendi içerisinde bununla ilgili bir hukuki değerlendirme, yani yetki AYM'de bu noktada da. Nasıl olacak bu? Şimdi Mehmet Uçum'la ilgili şunu söyleyeyim. Kararı hani Mehmet Uçum'u yazdı yazmadı bilmiyorum. Daha doğrusu o yapmış olduğu Twitter paylaşımı da aslında karar aslında düştü hemen kısa bir süre içerisinde. O karar düştükten sonra yani insanların eline geçtikten sonra mı yapıldı, önce mi yapıldı onu bilmiyorum. Şimdi kısa bir süre sonra yani karardan kısa bir süre sonra. Belki seri biçimde inceledi yazdı falan onu bilmiyorum. Şimdi o noktada hakkına girmiyorum ama Mehmet Uçum hukukçuluğu diye bir hukukçuluk var. Nerede bir insan hakkı ihlali var? Nerede bir şey var? Muhaliflere yönelik baskıcı bir tavır var. Mehmet Uçum orada o ihlali savunur mahiyette bulunuyor zaten. Yani kararı Mehmet Uçum yazsa da yazmasa da bu krizde Mehmet Uçum'un dönüp de Yargıtay'ı savunmuş olması hiç şaşırtıcı bir şey değil. Yani zaten bu yönüyle ekranlarda, bu yönüyle bilinen bir hukukçu kimliği var aslında. O yüzden yani Mehmet Uçum'un ben karar yazmasını önemsemiyorum. Zaten onun böyle bir tabloda Anayasa Mahkemesi'ni ya da insanların hak ve hürriyetlerini, efendim Anayasa Mahkemesi kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerekliliğini falan savunacağını zaten beklemiyordum. O yüzden yazsa da yazmasa da bir şey değişmiyor benim için. Şimdi bu suç duyurusu meselesi benim aslında burada en az önemsediğim şey. O suç duyurusu zaten artık başlı başına bir saçmalık. Yani Anayasa Mahkemesi üyeleri bakımından özel soruşturma usulleri var. Ve bu özel soruşturma usulleri gereği de dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri hakkında bir soruşturma başlatıldığında onların işte toplanıp bir yeter sayıyla şey almaları, karar almaları gerekiyor. Ve burada o kadar çok Anayasa Mahkemesi üyesi haklı suçlusuna bulunmuşlar ki zaten toplanmaları imkansız bir hale gelmiş. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Şu da çok enteresan bir şey. Yargıtay 3 Ceza Dairesi'nin verdiği kararda. Hakimler vermiş oldukları kararlar nedeniyle salt yanlış karar vermekten. Hani rüşvet iddiası, irtikap vesaire bunlar ayrı. Ama salt yanlış karar verdikleri iddiasıyla yargılanamazlar aslında ya da bir tazmin yükümlülüğüne tabi tutulamazlar. Şimdi burada Yargıtay aslında bir oradaki hakimler bir noktada kendi ayaklarına sıktı. Yani kendi aleyhlerine bir iş yaptılar. O zaman bütün yanlış kararlar hakkında herkes birbiri hakkında suç duyurusunda bulunur. Böyle bir şey olmaz yani. Siz Anayasa Mahkemesi'nin her kararına katılmadığınız hakimi, savcıyı suç duyurusunda bulunursanız işimiz var yani. Dolayısıyla burada yaptıkları zaten hani o suç duyurusu tamamen yok hükmünde kadık bir suç duyurusu. Yani hiç gündeme getirilip işleme alınabilecek türden bir suç duyurusu değil. Buradaki mesele de şu aslında. Benim önemsediğim tek bir şey var. Ya yani bir milletvekili hakkında bir Anayasa Mahkemesi kararı var ve hala tutuklu. Burada hem bir insanın özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz hem de o milletvekiline oy veren Hatay halkının seçme hakkını resmen gasp ediyorsunuz. Can Atalay'ın tutukluluğu aslında budur. Ve bu konuda o kadar çok inat ve ısrar noktasındasınız ki işler Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir kriz çıkmasına kadar geldi. Yani bir ülkenin Yargıtay'ıyla Anayasa Mahkemesi arasında bir kriz çıkması, bu şekilde böyle birbirleri hakkında suç duyuruları falan bulunması, ya bunun hiç kabul edilebilir bir tarafı yok. Yargıtay açıkça anayasaya meydan okuyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin değil, anayasanın kendisine meydan okuyor aslında. Çünkü Anayasa Mahkemesi en nihayetinde orası bir mahkeme. Bu mahkeme de yetkilerini kanundan alır. Kanun da anayasaya dayanıyor zaten. Yani bu insanlar kafasına göre bir iş yapmıyor ki, yani kafasına göre karar yazmıyor ki, anayasadan aldığı şeye göre yazıyor. Ve burada Yargıtay'ın kararı açıkça anayasaya aykırı. Böyle bir değerlendirme yapma hakkı, böyle bir kararlara uymama hakkı yok. Ama şunu da mutlaka söylemek istiyorum. Geldiğimiz noktada artık öyle bir noktaya geldik ki insanı Anayasa Mahkemesi savundurtuyorlar. Bugün Anayasa Mahkemesi, Anayasa Mahkememiz
bir takım ahim kararlarının uygulanmamasına ses çıkarmadı. Hatta bunları destekler mahiyette açıklamalarda bulundu. Kimlerin ahim kararları uygulanmadı mesela? Osman Kavala'nın ahim kararı uygulanmadı. Selahattin Demirtaş'ın ahim kararı uygulanmadı. Anayasa Mahkemesi üyeleri 15 Temmuz'dan sonra iki Anayasa Mahkemesi üyesi tüm usul kurallarına aykırı olarak gözaltına alıp tutuklandı. Aslında bu da yanlıştı. Bunlara ses çıkarmadılar. E ne oldu? Siz ahim kararlarının uygulanmamasına ses çıkarmazsınız. Siz kendi üyelerinizin usul kararlarına aykırı, usul kurallarına aykırı biçimde gözaltına tutuklanmasına ses çıkarmazsanız bir yerel mahkeme, bir Yargıtay ceza dairesi de gelir sizin kararlarınızın aslında uygulanmaması gerektiğini söyler. Yani Anayasa Mahkemesi bu yargı krizinde Anayasa Mahkemesi üyeleri evet günlerdir linç ediliyorlar işte o kesim tarafından vesaire şu bu bir mağduriyet var. Linç edilmekten ziyade hedef gösterildiler Yeni Şafak gazetesi tarafından fotoğrafları isimleri yayınlandı. Evet. Normalde bunu eleştiren medyada bir gazeteci ya da medya kuruluşu yapmış olsa o gazeteci çoktan cezaevine dönmüş. Mesela Yargıtay üyeleriyle ilgili böyle bir şey yapılmış olsa. Yani günün sonunda dediğin gibi bir hedef gösterilme, kararların uygulanmaması noktasında bir mağduriyet var. Ama Anayasa Mahkemesi üyeleri de geçmişte yapmış oldukları bu kararlar, eylemleriyle bu mağduriyetin de müşterek failidir. Bunu da unutmasınlar. Kendileri ahim kararlarını uygulatmazsa kendi kararları da uygulanmaz. Bu kadar basit. Peki o zaman Gizay, öyleyse karşımızda nasıl bir tablo var? Yani şöyle tanımlanıyor ya Yargıtay, ben de AYM üyelerine soruşturma açılabilir mi dedim ama yani genelde başlıklarda şöyle atılıyor: Yargıtay AYM krizi. Aslında bir yapay kriz mi var karşımızda? Yani AYM ile Yargıtay arasında mı bir bu iki kurum arasındaki bir kriz mi bu? Yoksa doğrudan iktidarla AYM arasındaki bir kriz mi? Bunu nasıl okumalıyız? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesele ilk gündeme geldiğinde Yargıtay'ın arkasında durdu. Doğrudan Yargıtay'a sahip çıktı. Ve ardından da şunu söyledi, sanki hiç bu açıklamaları yapmamış gibi: bir taraf değilim, hakem konumundayım ben dedi. Karşımızda böyle bir tablo mu var gerçekten? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben danışıklı dövüş olduğunu ve bir suni kriz yaratıldığını düşünüyorum artık. Peki neden? Neden yani? Neden? Amaç neden? Şimdi onu bir önce açıklayayım. Az önce de söylediğim gibi bir kere süreç yerel mahkeme ayağıyla başladı. Yani yerel mahkeme dosyayı Yargıtay'a göndermeyi tercih etti. Ve Yargıtay da üstte böyle bir hamle yaptı. Dolayısıyla bunların hani bu kadar tesadüfi ve birbirinden habersiz olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Neden şu, daha sonra bu olaydan sonra özellikle Erdoğan'ın ilk açıklamasından sonra tekrar bir anayasa değişikliği gündeme gelmeye başladı. Şimdi Anayasa Mahkemesi çok uzunca bir zamanda bir denge politikası yürütüyor aslında. Yani vermesi gereken pek çok hak ihlali kararını da vermiyor. Ya da norm denetimi başvuruları bakımından, yani bu kanunları işte muhalefet partileri Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor ya, bunlar işte norm denetimi başvuruları. Bunlar bakımından iptal kararları vermiyor. Mesela en son o meşhur dezenformasyon yazısına ilişkin iptal kararı vermedi. ÖTV'de vermedi iptal kararını. Ama mesela bazı noktalarda da hak ihlali kararları veriyor. Yani böyle kendince bir denge politikası yürütüyordu. Ve bu denge politikası artık elinde patladı. Çünkü hukuksuzluk böyle bir şeydir. Bir yerde hukuksuzluk ya vardır ya yoktur. Hukuksuzluğun azı hiçbir zaman olmaz. Çünkü siz onun az biçimde yaşamasına devam ederseniz, bu tip denge politikası taktikleriyle, görmezden gelme taktikleriyle, o artarak devam edecek. Siz ya buna yekün olarak karşı durursunuz, ya bunun hukuksuzluğun kökünden gider bunu kesersiniz, ya da bu iş artarak ilerler ve döner sizi vurur. Anayasa Mahkemesi'nin başına gelen bu. Tüm bu denge politikasına rağmen özellikle 15 Temmuz'dan sonra vermiş oldukları tüm o garabet kararlara rağmen günün sonunda Anayasa Mahkemesi kendi varlığını tartışılır hale geldi ve kendisini, üyelerini kriminalize etmiş iktidar tarafından
kriminalize edilmiş bir noktaya geldi. Buradan kaçamadı. İlk günden beri eğer dik dursalardı, hiç böyle denge politikası işlerine girmeyip sonuna kadar hukuk deselerdi, bu iş bu noktaya gelmezdi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bütün bu denge politikasına rağmen ara ara verdiği adil kararlardan dahi rahatsız olan bir iktidar var. Ve bu iktidar istiyor ki Anayasa Mahkemesi ortadan hem kalkmasın, yani çünkü insanlar o zaman direkt AİHM'e gitme şeyi alırlar, imkanı doğar insanlara. Anayasa Mahkemesi ortadan kalkmasın, mecburi olarak tüketilmesi gereken bir yol olsun ama aynı zamanda da etkisiz bir yol olsun. Yani Anayasa Mahkemesi her karar verdiğinde hukukçular çıkıp da hadi niye bu kararı uygulamıyorsunuz diyemesin. Şimdi bu tip düzenlemeler böyle konuşulmaya, gündeme gelmeye başladı. Ama bu da emin ol iktidarın yapmaya çalıştığı şeyi bu yolla falan yapamaz. Yani Anayasa Mahkemesi'nin mesela sadece tazminat hükmetmesi ama işte hak ihlali karar verememesi gibi vesaire böyle absürt. Orada bireysel başvuru hakkını hakkı doğrudan hedef deniliyor. Evet. İşte yine AYM üyelerine müdahale olma ihtimalinin de olabileceği konuşuluyor. Bunlar anladığım kadarıyla doğrudan hedef. Yani senin de ifade ettiğin gibi etkisiz bir Anayasa Mahkemesi. Zaten çok etkili olduğunu göremiyorduk bir süredir ama tamamen etkisiz bir hale getirmek anladığım kadarıyla amaç. Ne olacak? Bireysel başvuru ortadan kalkacak mı? Ne olacak yani bunun sonucunda? Şimdi bireysel başvuru 2012 yılında başladı biliyorsun. Bir kazanımdan geriye gitmek, yani temel hak ve hürriyetler noktasındaki bilhassa bir kazanımdan geriye gitmenin hiç memlekete, yurttaşlara, hiç kimseye bir faydası yoktur. Ve bireysel başvurunun ortadan kalkması demek insanların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tamamen yığılması anlamına geliyor. Ve bu oldukça sıkıntılı bir durum. Biz Anayasa Mahkemesi'ni ne kadar eleştirirsek eleştirelim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde Anayasa Mahkemesi hala etkili bir... Evet, tanınıyor. Evet. Evet, iç hukuk yoludur. Yani siz bu yolu tüketmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidemezsiniz. Bu yol ortadan kaldırıldığında insanlar doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek ve adeta bir hak ihlali kararı yığılması yaşanacak Türkiye aleyhine. Ve bu hiç doğru, makul bir tablo değil. Bu tablo hem ülkeye çok zarar verir hem de yurttaşa çok zarar verir. Yani bireysel başvuru hakkının insanların elinden alınmasını kabul edilemez buluyorum. Ama senin de dediğin gibi burada öncelikle hedefinde bireysel başvuru hakkı olduğu çok açık. Muhtemelen iktidar çok arada ve etkisiz bir bireysel başvuru yolu yaratmayı deneyecek. Böyle bir durumda da Anayasa Mahkemesi yine fiilen aslında etkisiz bir iç hukuk yolu haline gelir ve sadece orası bir bina olarak kalır. Yani insanları oyalamak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden oyalamak için mecburen başvuru yaptırılan bir nokta haline getirilmeye çabalanıyor. Ama fiili olarak etkisiz olma halini de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gözetir. Ve günün sonunda Anayasa Mahkemesi bu sefer de fiilen ortadan kalkmış bir mahkeme haline gelir. Peki şimdi tabii meclise getirilmesi beklenen bir anayasa değişikliği teklifi var. Bir taslak metin var. Bununla ilgili de bir alt zemin hazırlığıdır bu yorumları yapılıyor. Bu meseleyle ilgili yorumunu merak ediyorum. Diğer taraftan Meral Akşener'in bu meseleyle ilgili yorumu da çok dikkat çekici. İyi Parti lideri Meral Akşener'in sanki İyi Parti'nin de bu anayasa değişikliğine mecliste destek verecekmiş gibi bir izlenim yaratan açıklamaları oldu Meral Akşener'in. Dedi ki Akşener bu krizin ardından Erdoğan'ın yeni anayasa açıklaması ile ilgili milletimiz kabul ederse değişiklik olur açıklamasını yaptı Meral Akşener. Yani anayasada yapılacak bir değişikliğe, mecliste oylanacak yeni anayasa teklifine sanki yeşil ışık yaktı gibi yorumlandı. Bu ifadeleri sen ne diyeceksin?
Şimdi Canan Meral Akşener'in... Hatta devamını da dilersen devamını da okuyayım, o da fikir verebilir. Diyor ki çeşitli öneriler ortaya konur, kabul görürse de milletimiz kabul ederse de o anayasa değişiklikleri olur diyor, bu açıklamayı yapıyor Meral Akşener. Yani çok da buna karşı değil anladığım kadarıyla. Şimdi Meral Akşener'in konuşmasının başındaki anayasaya herkesin uyması gerekliliği, Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği, bağlayıcılığı noktasındaki vurgular oldukça önemli. Ondan sonrasında gelen bu cümleler sanki hani biraz daha genel gibi aslında. Yani sadece bu cümlelere bakarak hani Meral Akşener'in anayasa değilsin, biz de Anayasa Mahkemesi'ni istemiyoruz gibi bir bakış açısına sahip olduğunu söylemek, ya benim kafa yapıma çok uygun değil, öyle söyledim. Çünkü ilk baştaki beyanları çok net aslında, hani Anayasa Mahkemesi'nin işte teröre destek verdiği iddialarını kabul edilemez bulması, kararların bağlayıcılığı, kesinliği noktasındaki vurgu vesaire. Bunlar önemli. Devamındaki o cümleler sanki hani milletimiz destek verirse anayasa değişir şeklindeki cümleler çok klasik ve ortalama bir siyasetçi cümlesi. Yani sonuçta halk destek verirse her şey olabilir, demokrasi var ülkede demek istemiş gibi geliyor bana. Ama tabii çok da bilemeyiz. Bununla birlikte şuranın, şu kısmın çok önemli. Ama işte şu biraz çelişki değil mi Gizay? Erdoğan ne kadar demokratik bir anayasa teklifi getirebilir ki meclise, AKP'ye? Tabii yani hem o var, hem de Erdoğan'ın MHP ve AKP'nin ne kadar demokratik bir anayasa teklifi yani getirmesini bekleyebiliyoruz. Ve o anayasa teklifinin referandum, işte halk oylamasına sunulduğunda insanlara hak ve özgürlükler meselesini referanduma açmış oluyorsun. Bunda LGBTİ artıların hedef alınması var. Biliyoruz o maddeyi mesela, değil mi? Yani dolayısıyla hani buna, bu iki madde belliyken, bir ailenin korunması, iki başörtü yasasının yeniden, kılık kıyafet yasasının yeniden tanımlanması meselesi. Yani dolayısıyla Meral Akşener'in bu açıklamaları biraz ilginç geldi bana, bilmiyorum. Böyle yani şu yönüyle ilginç. Aslında neden bir anayasa değişikliği gündemi vardı ki zaten? Aylardır devam eden bir gündem bu. En sonunda da Yargıtay krizi çıktı. Yani ne zaman memlekette bir şey olsa anayasayı değiştirelim. Yani bizim ülkemizde bir anayasa değişikliğine ihtiyaç yok. Yani ve sürekli şu söyleniyor ya, ben ona da çok biliyorum. Ya bu anayasayı darbeciler yaptı. Ya darbeci mi yaptı, anayasa mı kaldı? Sen bunu zaten defalarca değiştirdin. Tüm temel hak ve hürriyetler sözleşmede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlı. Tüm temel hak ve hürriyetler bizim anayasamızda da tanımlı zaten. Bireysel başvuru bizde de var zaten. Yani bizim sorunumuz anayasa değil ki, bizim sorunumuz anayasanın şu an uygulanmıyor oluşundan kaynaklanıyor. Ha yine de bir anayasa hukuku profesörü gelip çok derin doktrinal gerçekten tartışmalar yapabilir. Ama mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasının insanların medeni anlamda hak ve hürriyetlere sahip olarak yaşamasını engelleyen bir tarafı yok. Bütün engeller anayasanın ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Bu kriz, yani Yargıtay AYM arasındaki bu tartışma mı diyelim artık, kriz mi diyelim, ne tanımlayacağımızı da bilemedik. Yani ortak, öyle karmaşık bir durum var karşımızda. Anayasa değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu düşünen hukukçular var. Sen de katılıyor musun bu görüşe? Katılıyorum. En başından beri yürütülen tüm anayasa tartışmalarının hep böyle suni gündemler üzerinden yaratıldığını düşünüyorum. LGBTİ artı bireyler meselesi de o şekilde. Ya kim, hangi LGBTİ artı birey evlilik talebinde bulundu? Bu insanlar, bu yurttaşlarımız zaten ciddi bir yaşam hakkı ihlaline uğrayan, sürekli saldırılara uğrayan, eğitimde, çalışma hayatında sürekli problemler yaşayan, ayrımcılığa, ötekileştirmeye maruz bırakılan ve bundan kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşayan yurttaşlardı. Yani bu yurttaşlarımızın zaten evlilik gibi, eşcinsel evlilik gibi talepleri onlar için, yani Türkiye'de yaşayan LGBTİ artı bireyler için o kadar böyle ikincil, üçüncül, dördüncül bir noktada ki. Çünkü oraya gelene kadar zaten bir sürü sorunları vardı ve hep dikkat edersem LGBTİ artı bireylerin yapmış olduğu işte eylemlere ya da açıklamalara bakarsan hep bunları vurgulayan,
insanca yaşamak istediklerini, ötekileştirilmek istemediklerini, hep bunları söyleyen açıklamalar ve taleplerle aslında anayasada kendilerine tanımlı olan hakların fiilen uygulanması talepleriyle geliyorlardı. Bir anda Erdoğan seçim döneminde ve tüm AKP'liler sanki LGBT artıların hiçbir sorunu kalmamış ve hepsi bir evlilik, işte evlat edinme vesaire gibi talepleri varmış gibi hiç olmayan bir talep üzerinden önce bir suni gündem yarattılar ve önce orayı bir karıştırdılar. İşte kadın ve erkek evlenebilir falan, biz böyle anayasa değişikliği yapacağız falan dediler. Ondan sonra üstte bu Can Atalay kararı üzerinden çıkan bir kriz çıktı. Ve baktığımızda hani Can Atalay krizde işte deminden beri konuşuyoruz, dediğim gibi yerel mahkemeye gönderiliyor. Yerel mahkeme Yargıtay'a, Yargıtay böyle bir karar veriyor. Tamamen suni danışıkta dövüşle bir anayasa, hiç gerekmeyen bir anayasa değişikliği sürekli topluma dayatılıyor. Ve ben bunun altından çok daha başka bir şey çıkacağını düşünüyorum. Açıkçası. Çünkü bunlar bilemiyorum hani. Ama ben çok daha farklı bir ajandanın son tahlilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani çünkü bunlar gerçekten bizim gündemimizde olan şeyler değildi yani. Ya da bu halkın, yurttaşların sence öncelikli sorunu mesela Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ya da uygulanmaması mı? Yani ben hiçbir yurttaşın böyle bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimsenin evet, böyle yani gündemi olduğunu da düşünmüyorum halkın arasında. Dolayısıyla böyle bir suni gündem yaratıldı. Şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Milli yargı vurgusu yapılıyor. Benim bu tanımdan anladığım dışa kapalı, tamamen Türkiye'nin dışa kapalı, yani uluslararası hukuku da yok sayan, ki zaten uygulamıyor Türkiye. Tamamen kendi içinde, içine hapsolmuş, artık bu son gelişmelerden sonra da yabancı yatırımcının da iyice Türkiye'den uzaklaştığını görmekteyiz. Zaten Batı'dan yatırımcı gelme noktasında, gelmesi noktasında epey bir sıkıntı yaşayacak Türkiye gibi görülüyor. Ve bu bir milli yargı tanımıyla Türkiye'yi tamamen daha güvenlikçi politikalar uygulayıp içe kapatan bir, özellikle de yerel seçim öncesi bir ülke haline getirme hazırlığındalar gibi görülüyor. Sen ne düşünüyorsun? Ne anlatmak istiyorlar bize milli yargı diyerek? Milli yargı diye bir şey olmaz Canan. Yani milli yargı zamanında yani evet, milli yargı. Hani de bugüne evet, kadar olan yargı neydi mesela? Hani ya da milli yargı. İktidarın böyle bir tanımı var Gizay. Yani mesela kültür sanatı da yerli ve milli kültür sanat diye tanımlıyor mesela. Ya hani, bu olabilir biliyor musun? Yani her şeyle ilgili bir yerlilik, millilik durumu var yani. Bu daha makul. Çünkü hani evet bu olabilir. Mesela bizim kültürümüz vardır. İşte bizim kültürel değerlerimiz vardır. Başka milletlerin başka kültürel değerleri vardır. Ve mesela misal veriyorum. Siz bir noktada kendi kültürel değerlerinizin tanıtımı noktasında mesela bir şey görüyorsanız, eksik görüyorsanız, evet biz daha milli kültür ülkemizin şu değerlerinin tanıtımına işte daha çok bütçe ayıracağız falan denebilir mesela. Hani bu gayet makul bir şey. Ama bu mesela yargıda böyle bir şey asla olamaz yani. Çünkü adalet dediğimiz şey, hukuk dediğimiz şey aslında evet her ülkenin kendi kanunları var vesaire, tamam kendi bir yargı düzeni var ama özellikle temel hak ve hürriyetler noktasında insan olmak odaklı bir şeydir. Yani insan, insan olduğu için hakları vardır. Türk olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olduğu için falan değil. Mesela bir yabancısınız diyelim ki ve Türkiye'de hakkınız ihlal edildi. Hiçbir şeyiniz yok. Yani oturma izniniz bile yok diyelim. Turist olarak geldiniz ve bir hak ihlaline uğradınız. Siz de Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirsiniz. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde bir hak ihlali yaşadıysanız gidersiniz. Çünkü insansınız ve orası sizin hak ve hürriyetlerinizi korumak için var. Ama bu tip milli yargı söylemleri, yani şöyle söyleyeyim, ne zaman yargının içinde milli, milliyetçilik, vatan, millet, devlet gibi kavramlar giriyorsa burada şu ortaya çıkar. Biz terör adı altında, anayasal düzen adı altında, kamu güvenliği adı altında herkesi terörist ilan edeceğiz. Aşırı güvenlikçi politikalarla, aşırı güvenlikçi bir yargı anlayışıyla çoğulcu toplumu yok edeceğiz. Hiç kimsenin belli sınırlar dışına çıkıp konuşmasına, yazmasına müsaade etmeyeceğiz.
Bu anlama gelir. Yani biz otoriter bir devlet olacağız anlamına gelir. Hiçbir insan hakları savunucusunun, hiçbir önceliği insan hakları olan bir hukukçunun milli yargı gibi bir derdi olmaz. Her insan hakları savunucusunun, her insan haklarına saygılı insanın, yurttaşın hepsinin önceliği ülkesinde yaşayan insanların evrensel insan hakları değerlerine sahip olmasıdır. En büyük millilik şudur bence. Bizim insanımızın sahip olduğu haklarla bir Almanya vatandaşının, bir Fransa, bir Hollanda vatandaşının sahip olduğu haklar arasında, özgürlükler arasında, refah arasında bizim insanımız aleyhine olumsuz bir fark varsa en büyük millilik bu farkı ortadan kaldırmaktır. Yani bir Hollandalı bir insanın hakkı neyse bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının da burada yaşayan bir insanın yurttaşında hakkı olmalıdır demektir. En büyük millilik budur. Bunun dışındaki milli yargı vesaire bunlar hiçbir yani hukukta hiçbir geçerliliği olmayan beyanlar, tamamen uydurma beyanlar. Böyle bir şey olmaz yani. Evet, Gizay Dulkadir, çok teşekkür ederim yorumların için, aktardıkların için. Sağ ol katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ters Aynanın sonuna geldik. Perşembe günü yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.